Halam nerede? Yemeyecek mi? Özledim kendisini yani, o küçük atışmalarımızı falan olsun kahvaltı sofrasında. İnşallah akşam yemeğine bari yetiştiririz. Dayımla beraberler Efsun. Konuşuyorlar. Allah Allah, ne konuşuyorlar acaba, gizemli gizemli. Ben en son halamı gördüğümde çünkü kendisi yani iletişim kurabilecek durumda değildi pek. Ne var canım, yani Sezar'ın hakkı Sezar'a. Abi. Abicim. Ne olursun beni kliniğe geri gönderme. Geri gönderirsen ölürüm ben orada. Yalvarıyorum sana, ne olursun geri gönderme beni. Hülya. Dün... dün gece ateşli bıçaklamaya kalkıştın. Sana nasıl güvenebilirim? Haklısın. Tamam, haklısın. Ama bak, sana söz veriyorum. Bundan sonra ilaçlarımı düzenli alacağım ben. Sakin olacağım. Kimseye sataşmayacağım, kimseye hiçbir şey yapmayacağım. Yeter ki beni oraya geri gönder. Abi. Ne olursun izin ver annemi göreyim. Annemi çok özledim ben. O da beni çok özlemiştir. Ne olursun bak. Annemi görmek bana çok iyi gelecek. Göreceksin. Çok çok iyi olacağım annemi görünce. Eğer istersen gidip ateşten bile özür dilerim. Söz veriyorum, yeter ki beni geri gönderme ne olursun abicim. Aha. Anneciğim. Anneciğim, gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceğim yavrum. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Abimle konuştum. Buradayım. Geri döndüm. Ay çok güzel oldu ya. Yine hep beraber bir aradayız. Çok özlemiştik seni ailece. Ne yapacaktın o pis pis rehabilitasyonlarda falan yani tımarhanelerde senin? Ne işin var ya? Çok sevindim yani halacığım. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Atışmalarımızı bile özledim ya. O yüzden bekliyorum seni. Neyi bekliyorsun canım? Radyodan sonra sana gününü göstereceğim demiştin ya. Onu bekliyorum yani, sabırsızlanıyorum. Eski günlerdeki gibi. Böylece iyi olduğunu da herkeslere de göstermiş oluruz. Bir şey göstermeyeceğim ben sana ya. Bir şey göstermeyeceğim Efsuncuğum. İyi o zaman. Artık başka bir bahara, başka bir yemek sofrası şeysine inşallah. Neyse, herkes de hazır buradayken babasıyla paylaşmak istediğim bir takım şeyler var. Babası, ben kendi birikintilerimden bir bütçe yaptım kendime. Ondan sonracıma İlyas babalığıma ve Nuran analığıma bir dükkan açayım diyorum. Yani bir esnaf lokantacılığı sistemiyle, gurmecilik olsun, lokantacılık olsun, ondan sonra butik petiseri olsun, böyle bir şey yapmayı planladım. Ondan sonracığıma inşallah da bu hayırlı uğurlu olacak. Açılışla diyorum yapayım, Vedat Miller'i falan çağırırım ondan sonracığıma. Güzel olur yani. Çünkü sonuçta benim ruhumda var independent olmak, ondan sonracığıma business women'lik falan oradan kaldı yani. Çok iyi düşünmüşsün kızım. Bildiğim kadarıyla İlyas Bey de uzun zamandır işsizdi zaten. Tabii tabii. Aferin kızım. Tatlım, kahvaltın bittiyse biz çıkalım. Sana bir sürprizim var. Acaba nedir, nedir? Gidince görürsün. Barbara, Barbara herhalde, manken olan.
Neyse, şey yapalım o zaman, gidelim biz. Size de bon appétit olsun lütfen, afiyetle yiyin. Halacığım sen de bana bak, salma kendini, eve geldin falan diye... ...o haplarını, ilaçlarını almayı unutma. Tamam mı gözüm? Hadi öptüm seni. Bay herkese. Sağ ol canım benim. Bahsettiği sürpriz. Ne? Bilen var mı? Hasret Mersin'den dönmüş. Onları buluşturacak herhalde. Hasret dönmüş mü? Dönmüş mü Hasret? Yeter! Yeter, dayanamıyorum! Dayanamıyorum artık be! Fulyacığım, ben dayanamıyorum artık! Bak bir dakika dur. Dur. Ne olursun bak. Bana bak. Beni düşün. Fulyacığım. Canım benim, sakin ol. Niye dönmüş? Fulyacığım geçecek canım benim, bak. Sakin ol. Bak şimdi sana ne diyeceğim biliyor musun? Ben sana benim haplarımdan vereceğim. O ilaçlar insanı çok sakinleştiriyor. İyi geliyor. Bak bana. Ben ne kadar iyi oldum. Sakinleştim. Tamam mı canım? İyi olacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.